Kayseri'de havaların ısınmasıyla ve pandemi kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte organizasyon firmalarında hareketlilik yaşanıyor. Organizasyon işletmecisi Ali İşler, beklentilerinin yüksek olduğunu ancak ekonomik dalgalanmalardan etkilendiklerini belirtti. Yeni sezon bizim için şöyle önemli. İlk defa pandemiden hariç, yani kısıtlamasız bir sezon olacak. Çünkü geçen sene bile bazı kısıtlamalar vardı. Bu sene yok. Beklentimiz yüksek açıkçası. Malum ülke genelindeki zamlardan kaynaklı bizim de işlerimize yansıyan zamlar var. Fiyat artışları var. Ama bir nişan organizasyonu minimum 750 TL'den başlıyor. 1500-2000 TL'ye kadar ya da içeriye müşterinin istediklerine göre artıyor tabii ki. Kına paketleri de aynı şekilde minimum 4000 TL'den başlayıp yükselebiliyor. Düğün keza aynı şekilde. Ama dediğim gibi ülkede her şeye yansıyan zamlar, organizasyon sektöründe de zamlar karşılığını bulacak ve bu da tabii ki müşteriye yansıyacak. Şimdi şöyle, biz birçok firmacı arkadaşla, yani iş yeri olan, vergiye tabi olan birçok firmacı arkadaşla ortak çalışıyoruz. Onların noksan kaldığı noktada biz müdahale ediyoruz. Bize aynı şekilde onlar müdahale ediyor ama bir de bu işi ekstra olarak yapanlar var. Nasıl? İşte normal bir ana iş var. Bu işi yan iş olarak görüyor. Aslında organizasyonculukla alakası yok. Instagram sayfası üzerinden oluşturduğu bir firma adıyla bizim yaptığımız işleri yarı yarıya fiyatlarla yapıyor. Ve orada hani ben 100 TL bile kazansam kar gözüyle bakıyorlar. Aslında bu işi birçok organizasyoncu arkadaşımız muzdarip bu durumdan. Çünkü piyasayı çok aşırı şekilde kırıyorlar. Doğal olarak müşteri de bize soruyor bunları. Hani burada bu fiyat, sizde neden bu fiyat diye. Pahalı olarak görüyor bizi. Aslında bu organizasyon sektöründe normal bir fiyat. Genelde bütün firmacılar geçmiş tecrübelerine göre fiyat artar ama bunlarda öyle bir şey yok. Organizasyon geçmişi yok aslında bu arkadaşlar. Ne vergiye tabiler, ne iş yerleri var, ne çalıştırdıkları bir personelleri var. Ama biz burada yeri geliyor yaz sezonunda özellikle birçok insana, birçok gencimize burada iş sağlıyoruz. Ve bir geçim kaynağı, bir geçim kapısı oluyor buralar. Part time bile olsa bu. O yüzden bu konuda bir önü çekme, başı çekme gibi bir düşüncem var açıkçası. Hani gerek oda olarak, gerek bu konuyla alakalı kurum, kuruluş neresi varsa, hani yetkililere de buradan sesleniyorum. Bunların önüne geçilmesi lazım. Fotoğrafçı arkadaşlar da bu konudan muzdarip. Yani adamın iş yeri var, dış çekim yapıyor mesela, stüdyo çekimi yapıyor. Ama üniversiteden yeni mezun bir öğrenci, tabii onlar da harçlığını kazanmak maksadıyla yapıyorlar ama kimsenin ekmeğinde değil gözümüz. Ama bu işi yapacaksanız sadece ana işiniz olsun.